Tabii üzücü yani, sonuçta Galatasaray en az bir yarı final hedefliyordu burada. Hep söylediğim bir şey var yani, bir yerde bir kupa varsa Galatasaray bunun bir tek ucundan tutmuştur diye genelde. Ama burada istenmeyen bazı olaylardan dolayı bence Galatasaray'da biraz etkilendi. Yani ben bu sezon herhalde Kerem, bilmiyorum sen de katılır mısın bana, ama son 3-4 maçın totaline vurduğu zaman en iyi maçlarından bir tanesi oynadı Galatasaray. Kasımpaşa, Adana Demirspor, geriye gidelim böyle önceki maçlarda yani, bu sezon en azından şu deprem sonrası oynadığı maçların içindeki en derli toplu, en bol pozisyonlu maçlarından bir tanesini oynadı ki saha için eleştireceğimiz Nelson'un yokluğu belli olmasına rağmen Kaan Ayhan'ın performansı, sol bekte Kazım Can performansı, ama Galatasaray buradan toparlanır mı? Tabii ki toparlanır. Yani kupadan sonuçta ilk kez elenmiyor. Ama öyle bir şey var ki futbolcuların üzerinde Icardi'nin paylaşımı, maçtan sonra soyunmasındaki futbolcuların kendi aralarında yaptığı konuşmalar, hakemlerin bize karşı bu art niyeti neden, ya da işte verilmeyen penaltı, ofsayttan doğan gol, ilk goldeki o Serdar'ın kafayla sokup da pozisyona faul vermeyip gelen gol, Mertens'in eline çarptığı gol, uzatma dakikalarında 6 dakika vermesi, 10 tane oyuncu değişikliği var. Oyun 4 kere durmuş, 6 dakika oyuncu değişikliği veriyorsun. Demin o yüzden Özgür Yankaya vurgusunu yaptım yani izlerken maçı, burada Tottenham maçında. Yani Özgür Yankaya maçın hakikaten önüne geçti. Kadir Hoca tamam ama birçok pozisyonda VAR'ı dinledi. VAR'ı dinlemeden de pozisyonlara bakılabiliyor. Fırat Aydınus'un 3-4 gün önce bir açıklaması var. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beşiktaş maçında keşke VAR'da Hakan Ceylan'ı dinlemeseydim. Kendim gidip monitörde baksaydım diyor. Bunlar varsa bunları yapabilirsiniz. O bu maçta tamamen Galatasaray'ın kupadan elenmesi, güzel maç olmasına rağmen Başakşehir'i kutluyorum ama hakem hatalarından eminim. Hakem art niyetlerine rağmen kaynaklandığını söyleyebilirim. Bu maç unutulur. Önüne bakması lazım Galatasaray'ın. Buradan yönetime çok iş düşüyor. Pazartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'na çıkacaklarmış. O maçtan sonra 3 tane sosyal medyada paylaşım yapmışlardı, Lale orta istifa diye. Bana göre federasyona gitmek yeter mi? Yetmez. Şu ana kadar Galatasaray camiası, Galatasaray taraftarı bu yönetimin çok fazla arkasında durdu. Sayın Erden Timur'un Adana Demirspor maçından sonra bildiklerimi açıklarsam demişti. Bildiğiniz ne varsa açıklayın diyorum. Bugün üçüncü kez söylüyorum. Galatasaray camiası bunu bekliyor. Ligde şu anda Galatasaray lider. Maç eksiği var. Bu hafta maç oynamıyor. Fenerbahçe'nin yarım maçı kazanması halinde 6 puan, kaybederse 9 puan. Bunların tabii hesapları yapılacak ama hala şampiyonluk yarışı devam ediyor. Ve Galatasaray'ın gerçekten de gerçek anlamda da taraftarına, camiasına şu hakem hatalarıyla ilgili çok ciddi bir serzenişi Brighton var. 2-1 yaptı bu arada. Devam edeceğiz. Tottenham deplasmanında konuk ekip önde. Danny Welbeck en çok sevinen adam. Golü de muhtemelen o attı. Biz kaçırdık ama. Şimdi pozisyon görüntüye geliyor. Sağ kanattan gelişen bir atak. Sonrasında Danny Welbeck topla buluşuyor. Sol ayağıyla vuruşunu yapıyor. Bence Hugo Lloris yememesi gereken kötü bir gol yemiş. Ama Danny Welbeck'in de vuruşu gayet iyi. Savunmaya da çarpıyor bu arada Danny Welbeck'in şutu. Orada Lloris'e yaptığım haksızlığı bir tık geri alıyorum. Savunmaya Bence değil, de evet. Alexis McAllister'a çarpmış hatta. Acaba bir el teması var mı? Bu arada bu da önemli. Bilmiyorum, dikkatinizi çekti mi böyle bir şey? Yani dirseğine vurmuş olabilir ama kapalı Burada el gibi. yok ya. Eğer Kol dirseğine kapalı gibi. vurduysa, kapalı da olsa gol Ha, geçerli olmuyor gole, evet. hücumda. Evet, doğru. Böyle bir realite de var. Doğru. VAR kontrolü de şu anda gerçekleştiriliyor. Bana ele bir temas var gibi geldi ilk başta da. Pozisyon tekrarına da bakınca sanki kapalı olan dirseği şöyle göstereyim. Bu bölüme top çarpıyor gibi görünüyor. Bakalım. Ama yanılgılarımız da oluyor. Kaoru Mitoma'nın verilmeyen golünde Tabii. olduğu gibi. Elde. Evet, eli Elde. işaret İptal etti etti. hakem. Oyun 1-1'le devam edecek. Tabii buradaki uygulama penaltı uygulamasıyla farklı. Yoksa hani penaltıya dair bir pozisyon olsa penaltı noktası gösterilmezdi burada. Evet, el Bak kapalı burada ne denir kadar tabii. temiz. Tam ben bunları konuşurken pozisyonda iki tane el teması oldu iptal edilen. Hiç itiraz yok. Hakem Evet. VAR'la konuşuyor. O kadar temiz bir şekilde iki tane pozisyon kimse itiraz edebiliyor mu? Bu Edemiyor. çok barizdi ama. Bir önceki? Bir önceki bence hala şüpheli. İtirazların oldu mu? Olmadı. Orada Orada VAR'da yardımcı eğer ilk etapta belki bana vermeseydi göre eldi. VAR'dan da İlk pozisyon da dönmeyebilirdi. bana göre. Ben ilk pozisyonda izlediğime göre el VAR dedim mesela. Ama itiraz yok.
VAR'da kim var? Her hafta işte VAR'daki hakem tartışılmıyor. Biz şu anda bakıyoruz yine yarın Karagümrük maçı. VAR'da kim var onları tartışıyoruz. Her hafta hep tartışıyoruz. Bu arada İngiltere'de de tartışılıyor. Ama oyuncular en azından saha içerisinde maksimum seviyede saygıyı gösteriyorlar. Taraftar da oyuncu da orada başka. Çünkü sistem oturmuş. Bizim burada MHK senede mesela orada VAR tartışılıyor ama senede iki defa, üç defa MHK değişiyor mu? Yok. Değişmiyor. Bizim böyle yani bir sistemimiz var. Yani VAR'ın geçmişi orada da bizden çok eski değil. Değil tabii ki ama sistem var. Hayır abi tabii. Yani şimdi orada bu sezon ikinci belki üçüncü bir MHK değişikliğine gidecek. Geçtiğimiz sezona bakalım. Hep böyle biz bir sezonu tamamladığımız son 25 yılda ben geçen baktım iki tane ama ya da üç tane var. Ama işin güzel tarafı şu. Her seferinde değiştirecek bir MHK bulabiliyoruz. Ama hep aynı isimlere dönüyoruz. Bak şimdi buluyoruz ama hep aynı isimlere dönüyoruz. Al ya şurada benim bir sistem vardı. Bir baktım son 25 yılda. Güzel bir haber olur aslında. Son 25 yılda iki defa var. Nasıl? Sözümü tamamlayayım. 2 sene, 264 günle. Tabii ki güzel haber. Uzun bir süre. Şimdi bakıyorsun. Bu arada kenarda büyük bir kavga çıktı. Tam biz buradan bahsederken, tam biz burada güzelliklerden fiziksel bahsederken. Fiziksel temaslar var. Orada da acayip bir kenarda diyaloglar, fiziksel temaslar, sürtüşmeler söz konusu. Roberto De Zerbi, Brighton menajeri şu anda görüntüye geliyor. O da amiyane tabirle biraz böyle horozlanıyor mu diyeyim. Dayılanıyor mu diyeyim İtalyan teknik adam. Ne desem bilemedim onun oradaki tavırlarına. Evet, bakalım bir kart ya da benzeri bir uygulama söz konusu olacak. Olayların başlangıcını biz anlayamadık. Evet başlangıcı yani. Göremedik. Evet. Oyun akar durumdaydı. Bir anda sağ kenarına döndü kamera. Ve o noktada bir kalabalık birbiriyle çok yakın temas halinde bir grup yalnız. Gördük. Burada birilerini arıyorlar bak kart göstermek için. Evet şu anda hakem dördüncü hakemle diyalog arıyor. Halinde. Bazı kartlar çıkabilir. Brighton'lı oyuncular da yine acaba olayları mı izliyorlar? Hayır izlemiyorlar birisini arıyorlar şu anda. Ha yok kulübenin önünde. Birisini çağırıyor hatta orada kulübeye mi gidiyor? Hakem evet kulübeye doğru gidiyor. Kırmızı kart De Zerbi'ye. Bir kırmızı kart daha. Gülüyorlar. O da sanıyorum Tottenham kulübesine çıktı. Hı hı. Evet, Tottenham Christian Stellini'ye kırmızı kart çıktı. Yanlış anımsamıyorsam Conte'nin de ekibindeydi Stellini. Antonio Conte ile yollar ayrıldıktan sonra devam ediyor. Yardımcısıydı. O da İtalyan. Christian Stellini. Evet. O da İtalyan. Evet. Yani Abdullah Avcı Orhan Ak evet. ekolünden devam etti Tottenham ama orada işler bir tık daha iyi gidiyor yani. En azından onu söyleyebiliriz. Evet, De Zerbi'nin hal ve hareketleri az önce de söylediğim, anlatmaya çalıştığım gibi biraz tuhaftı. Kırmızı kartı gördü. İki İtalyanın kavgası bu arada kenarda. Hem Stellini hem De Zerbi. İtalyanlar Tottenham Brighton maçında oyundan atıldılar. Şu anda tünel ekranda oyuncuların sahaya çıkış yaptıkları nokta görüntüye geliyor. Orada hala bir kalabalık var. Stellini sola döndü, De Zerbi sağa döndü. Soyunma odasına doğru gidiyorlar. Premier Lig'de işte sistem oturmuş şöyle de böyle. Bizde de böyle olsa derken, keşke. Bir nazar değdi. Sağ içinde evet. Benim nazarım garip değdi. Görüntüler ortaya çıktı. Benim nazarım değdi. Çok olsun. Hızlı bir şekilde. Arada bu böyle ufak tefek şeyler olabiliyor ama genel itibariyle yok. Tekrardan bu hafta yaşananlara geçecek olursak Konya, Kasımpaşa, Adana Demirspor maçlarında Galatasaray'ın çok fazla hakem hataları ön plana çıktı. Bu maçta zirve yaptı. Galatasaray yönetimi şu anda mutlaka bir B planı vardır ama Galatasaray yönetiminden daha çok ben tekrar söylüyorum. Sayın Erdem Timur'un o sert Adana Demirspor maçından sonra yaptığı açıklamalarda camianın beklentisi yüksek. Bir de Galatasaray yönetimi pazartesi günü TFF'ye gidecekmiş. Muhtemelen Lale Ortağ'ın istifasını hemen Başakşehir maçından sonra attıkları tweetlerle 3 tane paylaşım da yaparak gösterdiler. Orada bir kez daha isteyeceklermiş. Aslında Lale Orta'nın istifası çözüm mü? Değil. Baktığın zaman. Değil yani. Lale Orta'nın istifa etmesi. TFF var. TFF'de sistem aynı. Sistem değişmiyor. 8-9 haftalık bir dilim var. Şimdi orada birkaç gündür şunu söyledim. Dün yayında da söyledim. Galatasaray'da Yusuf Günay, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Galatasaray adına yönetim kurulu üyesi orada. Dursun Özbek, Erden Timur'un onayıyla oraya giden. Çünkü kulüpler gönderiyor bunlar oraya yönetici baktığın zaman, seçtiğin zaman. Doğru. Yusuf Güney'in hemen aklıma şu geldi. Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde Allah rahmet eylesin başkan zamanında başkan vekiliydi. Doğru. Ve o dönemde de Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu ile yine aynı MHK hakem atamalarından dolayı tartışıldığı zaman
Erdal Bahçıvan vardı, Galatasaray adına yönetim kurulu üyesi orada, Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan yardımcısı yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu Yusuf Günay yönetimi o zaman Erdal Bahçıvan'ı istifaya davet ediyorlardı. Neden? 19.05'te ceza açıklanmıştı Galatasaray'ın, hatırlayacağımız üzere. Bayağı konuşulmuştu sosyal medyada. Doğru. Ve Erdal Bahçıvan istifa etmişti. Şimdi Yusuf Günay'a bakıyorum, Hamit Altıntop'a bakıyorum. Tabii ki orada bir görevleri var ama görevleri orada Galatasaray'ı savunmak değil. Adaletli olmak zorundalar ama Galatasaray'ın haksızlığa uğradığını, hatta Başakşehir maçında ben daha önce de söyledim, maçtan sonra yapmayacağını da söyledim, doğrandığını açık bir şekilde gördük. Bariz hakem hataları, maç 2-1, verilmeyen penaltı, bir değil iki tane, Mertens'in golü, uzatmaları, o 6 dakika. Ya bu maçı alsınlar, izlesinler, baştan sona bir baksınlar. A Spor'da görüntüler mevcut. A Spor veriyor işte. Twitter'da da Galatasaray'ı paylaştı. Herkes desin, burada mutlaka verecektir. Yayıncı kuruluştan, çünkü lig maçlarında görüntüleri izleyemiyoruz çünkü sosyal medya paylaşım yapılmıyor. Galatasaray'ın Icardi pozisyonuna baksınlar. Ömer Ali Şahin'in pozisyonuna baksınlar. İlk golde o belki kafayı fazla indirmesinden dolayı faul çalmamış olabilir. Ama o kadar çok pozisyon var ki ya. O kadar çok pozisyon var ki yani Özgür Yankı'ya şu anda rahat mıdır çok merak ediyorum yani. Kadir Sağlam ne konuştu, neler konuştu? Maçın genelinde sen de izledin, yayıncı konuştuk, ben sahada izledim. Ben baştan sona Mehmet Özcan'la beraber gerçekten isyanla izledim. Yani özellikle o VAR konuşmalarını. Icardi'nin pozisyonu şimdi mesela burada ne dedim? Maç pozisyon penaltı. Gol iptal olur dedim önüne çok. O da çok net bir şekilde Lima'nın pozisyonunu eline çarptığı zaman topun yönü böyle değil. Bu şekilde gidiyor ya. 100 kişiye soralım o pozisyona penaltı demeyen çıkmaz. 100'ü de penaltı der herhalde. Penaltı değil diyen aşırı böyle fanatik olması lazım ya da görmek istemiyor olması lazım. İşte hakem fanatik mi diyorsun? VAR hakemi için özellikle. Tamam, VAR hakemi. Önce hakem sonra VAR hakemi. Evet. Herkesin içinde bir fanatiklik vardır. Ama işte o objektifliğe, ama orada oraya çıktığınız zaman oranın rengi olmaz. Bana burada diyorlar ki ya sen Galatasaray'ı savunuyorsun, niye Fenerbahçe'yi savunuyorsun? Abi buraya çıktığımız zaman bizim Galatasaray'ımız, Beşiktaş'ın Fener olabilir mi? Şimdi bunu söylemek istiyorum. Özgür Yankı'nın tuttuğu bir takım mutlaka vardır. Ama oraya çıktığı zaman, oraya da o monitörün karşısına geçtiği zaman siyahı, beyazı, sarısı, kırmızısı olmaz ya. Bana burada Fenerbahçe'yi savunduğu zaman diyor ki sen Fenerbahçe'yi niye savunuyorsun? Dün baktım birisi almış, oradan almış, kesmiş. Fenerbahçe'yle niye programa çıkıyorsun? Ahmet Selim'le programa çıkıyormuşum. Bakar mısın olaya? Ahmet Selim Kul benim söylediğimin aynısını söyledi, tekrarladı. Ben diyorum ki Erden Timur açıklama yapması lazım. O da dedi ki evet, Galatasaray camiası Türkiye. Evet, ben onu, vay efendim sen bunu nasıl onaylarsın? Yok ya. Görüşü neyse onu söyleyecek gazeteci. Yok ya gazeteci. O zaman işte ben burada Özgür Yankı'yı eleştirebiliyorum. Yani bir kulüp çalışanı değil. Seni de eleştirecekler Savaş ya, eleştirecek, çok alır mısın? Hayır, eleştirecek tabii ki. Eleştirecek ama olsun. Karşı takımda bir partnerimiz var burada ya, onunla niye yana çıkıyorsun diyor.